Sayın Bakanlarım, toplumumuzda saygın olan kanaat önderlerimiz, Sayın Muhtarlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, aramızda bulunan milletvekillerim, saygıdeğer konuklar, efendim konuşmalarını yapmak üzere kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin yaşam tarzını, inancını, kimliğini alet etmeden Türkiye'ye yeni bir kimlik getireceğiz. İlk adım atarak helalleşeceğiz dedim. Beraber olursak, mücadele edersek bu memlekette her şey düzelir, her şey güzel olur. Tıpkı 99 yıl öncesinde olduğu gibi diyen milletin sesi, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim, il başkanı konuşurken bir genel başkan sabah 9'da gelip öğleden sonra saat 17-18'e kadar bir kentte bulunursa önemlidir diye bir vurgu yaptım. Doğrudur. Burada oyumuzun çok düşük olduğunu da biliyorum. Bir milletvekili çıkaramıyoruz, bunun da farkındayım. Ama bunun kabahati kilislerde değil, bunun kabahati bizde. Önce çuvaldızı kendimize batıracağız ki ondan sonra söyleyeceğimiz bir şeylerimiz olsun. Gelmedik, sofranıza oturmadık, derdinizi dinlemedik. Ankara'da oturduk, tumturaklı nutuklar attık. Ve dedi ki niye bize oy vermiyorsunuz? E vermez, niye versin? Şimdi adım adım Türkiye'yi geziyorum, adım adım. Şunu rahatlıkla bütün kilisli kardeşlerime ifade etmek isterim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Garibanın partisidir. Taksi şoförünün, esnafın, çiftçinin, emeklinin, işsizin, üniversite öğrencisinin, ev kadınlarının, çalışan kadınların partisidir. Alın teri dökenlerin partisidir. Çalışıp emek harcayıp evine helal ekmek götürenlerin partisidir. Avantadan kazananların partisi değildir. Çetelerin partisi değildir. Beşli çetelere kaynak aktaran ve o düşüncede olan bir parti değildir. Kuvayi Milliyeci'dir. Özellikle Kuvayi Milliyeci'dir dedim. Çünkü kilisin kurtuluşundaki kilisin rolünü ve kilislerin rolünü çok iyi bilen birisiyiz. Kilis bir serhat şehridir. Bir serhat şehridir kilis. Kilis aynı zamanda bir kadim kenttir bakıldığı zaman. Son bulgulara göre 5000 yıllık bir tarihi var kilisin. 5000 yıllık bir kadim kenttir kilis aynı zamanda. Acaba kaçımız kilisin tarihini, bu görkemli tarihini biliyoruz? Kim, kaçımız acaba Şanlıurfa'nın, kaçımız acaba Gaziantep'in tarihini yeteri kadar biliyoruz? Üzülerek ifade edeyim, bazen yaşadığımız kentlerin tarihini yeteri kadar bilmiyoruz. Siyaset kurumu o kadar yabancılaştırdı ki bizi, o kadar kavga, ciddi bir kavga ortamına, çatışma ortamına sürükledi ki, oturup sağlıklı düşünme şansı zaman zaman elde edemiyoruz. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Kısır tartışmalardan Türkiye'nin çıkması lazım. Kısır tartışmaların dışına çıkması lazım Türkiye'nin. Dünyanın sorunu var. Biz bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bunun mücadelesini vermesi gerekir. Çiftçisi de, işçisi de, emeklisi de, memuru da, herkesin bu çabayı harcaması lazım. Üniversitedeki hocası da, gencecik filanta gibi gelecek vaat eden gençlerimiz de, hepimiz bunu düşünmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman ülkeyi büyütürüz, ülkeyi kalkındırmış oluruz. O bağlamda kilis, evet, önemli bir yer. Yıllar önce gelmiştim ama daha hareketliydi o yıllardan. Şimdi o hareketlik çok fazla yok. Hatay'a gelmiştim, kamu görevlisi olarak gelmiştim. Oradan kilise gelmiştik. Kendime bir radyo satın almıştım o zaman kilisten.
Gittiğimiz zaman yolda çevirmişlerdim. Acaba yanımızda kaçak eşya var mıdır diye. Hiç unutmuyorum. Elini uzatıyor, ambalı içinde bu radyo diyordu, bu fincan takımı diyordu. Biliyorlardı artık neyin ne olduğunu vesaire. Kilisi kilit yaptı. Bu, şunun için söylüyorum. Sınır ticaretinin, meşru bir ticaretin, sağlıklı bir ticaretin, kilisede, Türkiye'de çok şey katacağının farkında olan birisiyim. Biz sınır ticaretimizi aşmalıyız, büyütmeliyiz. Suriye ile ilişkilerimizi büyütmeliyiz, kalkındırmalıyız yani. İnsanlar şöyle veya böyle geçimini sağlamak için kaçakçılık yapmasınlar. İş meşru zeminde olsun. Biz de kazanalım, Suriye de kazansın. Biz de kazanalım, İran da kazansın. Bütün komşularımızla ticari ilişkilerimizi büyütmeliyiz. Önemli merkezler oluşturmalıyız. Bu merkezlerin bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Suriye'de, bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı İran'da olabilmeli. Küçük yatırımlar burada olabilmeli. İnsanlar ürünlerini getirip burada satabilmeli. Biz de kazanacağız, onlar da kazanacaklardır. Özel serbest bölgeler inşa etmek mümkündür. Bunları yapmalıyız, yapabiliriz. Ama bugünkü koşullarda yapamayız. Neden? Herkesle kavgalıyız. Herkesle kavgalı olursanız hiçbir şey yapamazsınız. Barış varken, huzur varken, beraber olmak varken kavganın kime ne faydası oldu? Kilisin büyük sorunlar yaşadığını da biliyorum. Suriyeli de memnun değil buradan, kilisli de memnun değil. Resmi verilere göre Suriye'nin kilis nüfusunun %38 küsürü Suriyeli. Resmi veri. Enflasyon verisi de öyle ya, 85 enflasyon. Gerçek rakama bakıyorsunuz %40'lar, %150'ler falan. E burada da resmi veri 38 ama bakıyorsunuz çok fazla yabancı var. Çarşıda şikayet ediyor esnaf. Bu sırada diyor neredeyse diyor hiçbir Türk esnaf kalmadı diyor. Bir dükkan boşalınca hemen gidip alıyorlar. Onlar kiralıyorlar. Çiftçi yine mağdur. Ciddi sorunu var çiftçinin de. O da şikayetlerini dile getiriyor. Ziraat odasına gittik. Onlar da bir şekliyle aktarıyorlar bize. 18-24 yaş arası grubunda işsizlik oranı %36,5 kiliste. Gençler işsiz. Bu tam bir felakettir. Tam bir felaket. Gençleri işsiz bırakırsanız sorunlara kapı aralamış olursunuz. Tarımda alınan verim son 19 yılda düştü. Rakamları vereyim, resmi rakamları. Sebze ekili alanlar 132 bin hektardan 53 bin hektara düştü. 132 binden 53 bin hektara düşüyor. Ciddi bir kayıp. Artık insanlar toprağa ekmemeye başladılar. Çünkü gelir elde edemiyorlar. Kişi başına gelir 81 il içinde kilis 67. sırada. Gerilerde bir yerde yer alıyor. Bağcılık çok önemli. Besli'nin meşhur üzümü var. Kilis'in de meşhur kara üzümü var. Ambalajlasanız bu üzümü, dünya piyasasına tanıtsanız emin olun bu üzümüyle bile Kilis bir dünya markası olabilir. Ama sahipsiz. Çiftçi de sahipsiz. Çiftçi de sahipsiz. Değerli arkadaşlarım, çok sorunları var biliyorum. Gittiğim yerlerde dillendirdiler. Onları da dinledim. Eğitim bir aileye, bir kişiye, bir sınıfa, bir topluma sınıf atlatan en önemli faktördür. O yüzden hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyoruz. Eğitim de felaket pozisyonda. Buradan, Kilis'ten, Milli Eğitim Bakanlığı'na çok açık ve net bir çağrı yapıyorum. Gittiğim yerlerde dediler ki sınıflar 40'ar kişilik, 50'şer kişilik. Okul yetmiyor. Suriyelilerle bizim çocuklar bir arada anlaşamıyorlar yeteri kadar. Ben açık çağrı yapıyorum okul yetmiyorsa. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Milli Eğitim Bakanlığı izin versin. Bir yıl içinde Kilis'in arzu edilen her yerine birer okul yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Açık. Çok açık, çok net. Açık çağrı yapıyorum. Bu okula gidecek olan bizim evlatlarımız. Tamam, imkanınız yok, yapamıyorsunuz ama biz bunu yapacağız. Kilise yapacağız.
11 okul yapacağız. Bu dediğim okullar sıradan okullar olmayacak yani. Dört duvar olmayacak. İçinde spor salonu olacak, kütüphanesi olacak, öğretmenlerin dinlenme yerleri olacak, sınıflar gayet güzel olacak, çocuklar güzel bahçede eğlenecekler. Bize yerleri teslim edecekler. Bir yıl içinde yapacağız, kiliselere armağan olsun diyeceğiz. Biz bunu yapacağız. Bize versinler yeri, biz bunun tamamını yapalım. Bu çağrıyı bu vesileyle dillendirmiş olayım. Eğitim önemlidir. Bizim evlatlarımızın iyi bir eğitim alması lazım. İyi bir eğitim alırlarsa ülkeye olan katkıları çok daha fazla olur. Başka bir şey daha var, acı bir tablo daha var. Uyuşturucu. İntihar vakaları çok arttı. Az önce bir kişi yakaladı çarşıda. Oğlunun uyuşturucu kullandığını ve kendisinin de hayati tehlikede olduğunu, yatarken kapıyı arkadan kilitlediğini, yatak odasını kilitlediğini, bunu bana anlattı. Bu çok acı bir tablo değerli arkadaşlarım. Eğer bu tabloyu değiştirmezsek Türkiye'yi felakete sürükleriz. Uyuşturucu çetelerinin, baronların cirit attığı bir ülkeye döndü adeta Türkiye. Ama benim bu millete sözüm var. Allah nasip eder, Millet İttifakı iktidarda olursa o baronların hiçbirisini bu topraklarda yaşatmayacağım. Tamamını göndereceğim. Tamamını. Efendim sorunlarımız var, aşılır. Muhtar arkadaşlarım burada, değerli iki başkan da yanlarında oturuyordum. Önce şunu ifade edeyim. Muhtarlarla ilgili konuşurken, muhtarlar demokrasinin temel taşıdır derim. Neden de demokrasinin temel taşıdır diye bir ifade kullanırım. Çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Yani milletvekili seçimlerinden çok önce bir muhtarlık seçimi yapılmıştır. O nedenle muhtarlar demokrasinin temel taşıdır diye tanımlarım. Ama sorununuz var. Bir muhtarlık kanununuzun olması lazım. Bağımsız bir muhtarlık kanunu olması lazım. Bir böyle bunun için bir çaba harcadık. Bir muhtarlık kanun taslağı hazırladık. Araştırdık hangi kanunda kaç tane muhtar lafı geçiyor. 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne de ben bilirim. Ama bir muhtarlık kanunu olursa muhtarın da elinde bir kanun olacak. Görevi, yetkisi, sorumlulukları hepsi orada olacak. Ve muhtar da en azından ne yaptığını, ne yapacağını gayet iyi bilecek ve öğrenecek. Madem demokrasinin temel taşı diyoruz, muhtarlık seçimlerinde de birleşik oy pusulası olması lazım. Birleşik oy pusulası olmazsa olmaz. Giriyorsunuz kabine oy kullanmaya, beğenmediğiniz bir muhtarın pusulası varsa cebinize koyuyorsunuz. Vatandaş gidiyor pusulayı bulamıyor. Bu doğru değil. Bu muhtara önem vermediğinizin bir göstergesidir. Birleşik oy pusulası olur. Kim hangi muhtarı isterse, nasıl milletvekilliğinde oluyorsa, belediye başkanlığında oluyorsa, muhtarlık seçiminde de olur. Bu muhtarlık kurumuna değer vermek, önem vermek anlamına gelir. Yoksa oy pusulası olur olur olmaz, o ayrı bir şey. Ama muhtarlık kurumunu ağırlığını yerli yerine oturtmamız lazım. Sizin bir bütçenizin olması lazım. Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Özellikle kentlerde yaşayan muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Bütçe derken aynı zamanda muhtarlık kurumunun para harcandığı için denetlenmesi anlamına gelir. Ben bunu söylediğimde dediler ki ya parayı nereden bulacaksınız diye. Hiç kimse unutmasın ben maliyeciyim. Benim 27,5 yılım bütçe nasıl yapıldı bununla geçti. Diyelim ki mahallenin muhtarısınız. O mahallede oturanlar belediye başkanını seçiyor mu? Seçiyor. Aynı insanlar sizi de seçiyor mu? Sizi de seçiyor. O mahallede oturanlar emlak vergisi veriyor mu? Veriyor. Emlak vergisinin %1'i muhtara verirse ne olur? Hiçbir eksiklik olmaz. Belediyeye de yük olmaz. Alacaksınız. Muhtarlık bütçesi ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Diyelim ki bir komşunuz var. Oğlu Antep'te sınavı kazandı ama yol parası bulamıyorlar. Belediye başkanına ulaşamaz. Milletvekiline ulaşamaz, bakana ulaşamaz. Kim yardım edecek? Ama en rahat muhtara ulaşır. Gider muhtarın kapısını çalar. Ya bizim oğlumuz, kızımız sınav kazandı, yol parasını verir misin diye. Bilet alırsınız, yol parası gider, gelir. Dolayısıyla bu parayı harcamış olursunuz. Vatandaş en rahat muhtara ulaşır.
Artı bir şey daha söyleyeyim. Size icra dairelerinden bir sürü dosya gelir. Bunları tebliğ edin diye. Aynı işi icra dairesindeki memur yapınca aylık alıyor. Ama siz yapınca size 5 kuruş bile verilmiyor. Niye verilmesin? Angarya yasaktır. Unutmayın. Anayasada angarya yasak. Yani bedava iş yasaktır. Ben icra makbuzunu ya da dosyasını götürüp tebliğ ediyorsam karşılığını benim almam lazım ve bütçeye gelir yazmam lazım. Ben muhtarlar için bir personel de olmalı, yanınızda bir personel olmalı dediğim zaman bunun için de çok eleştirdiler. Vay, muhtarın yanında bir yardımcı olur mu? Niye olmasın ya? Ha, niye olmasın? Yani muhtarın da izine çıkma hakkı yok mu Allah aşkına? Muhtarın dosyaları düzenleme hakkı yok mu arkadaşlar? Çıkacak izine veya bir yere gidecek, muhtarlığı kapatıyor mecburen. Açık olsun. Bizim belediyeler büyük bir kısmı kendi belediye personelinden bir kişiyi muhtara yardımcı olarak veriyor. Biz bunu yapıyoruz çoğu yerde. Ama bu muhtarın yeri geldiğinde belediyeyi rahat eleştirmesine engel oluyor. Acaba eleştirirsem benim personeli alır mı diye. Biz personeli verelim, KPSS sınavını kazanan gitsin, lise mezunu mu olur, üniversite mezunu mu olur, gelir yardımcısı olur. Siz diyelim ki kazanamadınız, yeni gelen kişiye muhtarlığın bütün altyapısını o personel bir şekliyle aktarmış olur. Ayrıca bir şey daha, sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Çünkü bir mahallenin fakiri kimdir, zengini kimdir en iyi 2 kişi bilir. Mahallenin muhtarı, mahallenin bakkalı. Bu ikisi bilirler. Yetki kimde? Seçimle gelen kişi kim? Mahallenin muhtarı. Mahallenin muhtarının aynı zamanda siyasi kimliği de geri plandadır. Yani kendi adıyla seçime girer. Bir partinin kimliğiyle girmez. Dolayısıyla sosyal yardımları muhtarlar aracılığıyla yaptığınızda o yardım gerçek anlamda aileye ulaşmış olur. Bizim düşüncelerimizden birisi de bu. Ayrıca bir şey daha, kentlerde. Bakıyorsunuz bir mahallede belediye meclisi bir karar almış. Vatandaş gelir önce muhtarı bulur. Muhtarım bu ne der? Siz de dersiniz vallahi karar almış ama benim de haberim yok. Dolayısıyla bir belediye meclisi herhangi bir mahalleyle ilgili bir karar aldığında karar öncesi muhtar belediye meclisi toplantılarına katılmalı. Söz ve oy hakkı olmalı. Bu doğrudur veya bu yanlıştır diye kürsüye çıkıp konuşmalı. Böylece mahalleyle belediye arasındaki sağlıklı ilişki de kurulmuş olur. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği var. Türkiye Muhtarlar Birliği'nde olması lazım. Muhtarların, bütün muhtarların bir birlik altında bir araya gelmeleri ve kendi sorunlarını ortak dillendirmeleri lazım. Ben bu muhtarlarla ilgili bunu yapacağız, göreceksiniz. Muhtarlarla ilgili kanun teklifini hazırladık. Bütün muhtar derneklerine gönderdik. Muhtar derneklerinin görüşlerini aldık. Elimizde mükemmel bir taslak duruyor. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda da ilk çıkaracağımız kanunlardan birisi Türkiye Muhtarlar Kanunu olacak ve bunu göreceksiniz. Kilise gelince sınır ticareti olması gerektiğini söyledim. Sınır ticaretine bir zemin hazırlanması gerektiğini söyledim. Öncü Pınar sınır kapısı bu açıdan önemlidir. İnsanlar meşru zeminde ticareti yapabilmeli, kazanabilmeli, kazandığının vergisini devlete ödeyebilmeli. İnsanları kaçakçılığa yönlendirmemeliyiz. Her şeyi meşru zeminde yaptığımız takdirde bizim insanımız da kazanacak, öbür insan da kazanacak. Her şey yasal zeminde olacak. Dolayısıyla meşru zeminde yapılan her iş devlete de artı olarak yazacaktır. Kişi devletine, vatandaşına güvenecek, vatandaş da kendi devletine güvenmiş olacaktır. Sığınmacıları, Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine, kendi rızalarıyla göndereceğimi söyledim. Bana dediler ki siz bunu nasıl göndereceksiniz? Bir bize anlatın. Söyleyen kim? Suriye'den gelen, İstanbul'a yerleşen bazı siyasi parti, Suriyeli siyasi partilerin genel başkanları vardı, onların sivil toplum örgütleri vardı, kadın kolları vardı, Suriyeli gazeteciler vardı, onları anlattım. Bir, dedim ki biz iktidar olduğumuzda Allah nasip ederse karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız, karşılıklı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru bir yönetimle ilişkisini kuracak. Büyükelçilikleri açtık. Yeter mi? Hayır. İkinci bir şey gerekiyor. Suriyelilerin yıkılan evleri, yolları, okulları, kreşleri, hastanelerin hepsini yapacağız. Nasıl yapacağız?
Avrupa Birliği'nden gelen fonlarla yapacağız. Kim yapacak? Bizim müteahhitler yapacağız. Diyeceğiz ki yolunu yapın, okulunu yapın. Avrupalıların bizden istediği ne? Bizden istediği şu. Size verdiğimiz parayı gerçekten oraya harcayıp harcamadığınızı biz bilmek istiyoruz. Biz de şeffaf olacağız. Nereye ne kadar para harcadığımızın hesabını vereceğiz. Para onların parası, yapmak bizden. Avrupalılara şunu da söyledim. Bu yapılmadığı takdirde Suriyelilerin bir kısmı bizde kalmaz. Yarın öbür gün bunların tamamı size gelirler. Hiçbirisi Türkiye'de kalmak istemiyor. Herkes Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Kanada, oralara gitmek istiyorlar. Siz gerçekten bu insanları kendi ülkelerinde tutmak istiyorsanız bize her türlü mali desteği vermek zorundasınız. Bir üçüncüsü, bir yolu yaptık ama buradan gidenin can ve mal güvenliğinin olması lazım. Onun için oturulacak, meşru hükümetle bir protokol yapılacak. Bu insanların can ve mal güvenliği güvence altına alınacak. Gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek ve bu insanlar kendi ülkelerinde, kendi topraklarında, babalarının, dedelerinin mezarlarının olduğu yerlerde huzur içinde yaşayacaklar. Bir şey daha yapmamız lazım. Kilisli ve Antepli iş insanlarının, o bölgelerde özellikle Antepli iş insanlarının fabrikaları vardı. Bu fabrikalar şimdi doğru dürüst çalışmıyor. Fabrikaların tamamını açacağız. Teşvik edeceğiz. Yolum var, okulum var, kreşim var, işim var, fabrikam var. Gider çalışırsın, kazanırsın. İstiyorsan turist olarak gel, Türkiye'yi gez, başımızın üstünde yerin var. Bunu yapacağız. Dolayısıyla ırkçılık yapmadan, Türkiye'nin itibarını düşürmeden, sağlıklı bir zeminde, kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine dönme yolunu açacağız. Öyle birilerinin dediği gibi otobüse bindireceğiz, polis baskısı, jandarma baskısıyla bunları götüreceğiz, oraya atacağız. Hayır, bu Türkiye'nin itibarına gölge düşürür. Biz Türkiye'nin saygınlığına uygun bir projeyle, bir yolla, yöntemle bu arkadaşlarımızı göndereceğiz. Çiftçi arkadaşlarım var, az önce ziraat odasındaydım. Çiftçilerin her toplumda çok önemli bir rolü vardır. Ve vazgeçilmez bir roldür bu. Nedir rol? Bizim karnımızı doyuran onlar. Onlar çalışmasa hepimiz aç kalacağız. O zaman çiftçinin desteklenmesi lazım. Tarım kanunu var. 2006'da çıktı. Çiftçiye her yıl en az milli gelirin %1'i oranda pay verilme mecburiyeti var. Ama bu yerine getirilmiyor. Çiftçi kardeşlerime biraz da sitem ettim. Sizin hakkınız olan para size verilmiyor ama siz gene gidip oy veriyorsunuz. Onda da size parayı vermezler. Ne olacak yani? Nasıl olsa çantada keklik, nasıl olsa ben ona para vermesem de o gelip bana oyunu verecek. Bunu yaptığınız sürece çiftçi asla ve asla huzur bulmaz. Demokrasinin kuralı nedir? Kuralı şudur. Arkadaş, kanunu uygulamıyor musun? Benim hakkımı bana teslim etmiyor musun? Sandık gelince ben de sana oy vermeyeceğim. Bu kadar basit. Bunu yaptığınız andan itibaren bir, demokrasi kökleşir. İki, siyasetçi artık halkı kandıramaz. Çünkü halkı kandırırsa bilir ki bir daha oy gelmeyecek. Bu çerçevede bütün çiftçilerin hareket etmesi lazım. Biz mazottan şikayet ediyorlar, çok pahalı. Evet, kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV'si ve KDV'si olmayacak. Kaça alıyorsak, yani yata. Denizlerde geziyorlar ya turistik olarak. KDV'siz, ÖTV'siz matoz veriyoruz. Ama o gidiyor turist olarak geziyor, eğleniyor. Adalara gidiyor, başka ülkelere gidiyor. Bizim çiftçiye traktörle vereceksin, traktörle tarlaya gidecek. Üretecek bu insan. Ona ÖTV'siz ve KDV'siz mazot vereceğiz. Kırsalda çalışanların sayısı giderek düşüyor. Gençler köylerde kalmamaya başladı, boşalıyor. Bununla ilgili de şöyle bir düşüncemiz var. Kırsalda çalışan bütün gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Biz ödeyeceğiz yani. Biz ödeyeceğiz. Kırmızı mazotunu vereceğiz. Gençlerin, kadın erkek fark etmiyor, sosyal güvenlik primini çalıştığı sürece olacak ve kadınların. Sosyal güvenlik primi, yaşı ne olursa olsun sosyal güvenlik primlerini ödeyeceğiz ve bunlar çalıştıkları yerde hem üretecekler, hem kazanacaklar, hem sosyal güvenlik hakkına sahip olacaklar. Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi ekecek önceden bilecek.
Kaça satacağını, asgari kasa satacağını da bilecek. Yani devlet asgari bir gelir güvencesi verecek. Maliyeti bulacak, artı makul bir kar verecek. Devlet diyecek ki şu fiyattan satıyorsan sat, üstüne satıyorsan sat ama onun altına düşerse devlet olarak ben alacağım. Çiftçiyi asla zarar ettirmeyecek. Planlamamız, düşüncemiz bu. Değerli arkadaşlarım, Şanlıurfa'ya gittim. Yine böyle bir toplantı yaptık. Kanaat önderleri var, muhtarlar var, odaların başkanları var. Dedim ki Şanlıurfalılara, elektrikten hep şikayet ederler. Biz de milletvekillerini göndeririz. Çok bereketli ovaları var, kilis gibi onların da. Elektriği tabii kuyudan alıyorlar, yer altından, açtıkları kuyulardan alıyorlar. Çok pahalı tabii. Pahalı, ödeyemiyorlar çünkü ödemeleri için ürünü satacak, para alacak ki ödesin. Hayır diyor, her ay ödeyeceksin. Ödeyemeyince gelip elektriğini kesiyorlar. Onlara şunu söyledim. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'da bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Söz verdim onlara. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Çok kolay bir şey bu. Sayın Erdoğan dedi ki elinden tutan mı var, yap dedi. Şimdi Denizli'de yapıyoruz. Denizli'de bir belediyemiz güneş enerji sistemini kurdu. Yakında gideceğim, kurdeleyi keseceğim. Çiftçiye elektriği bedava verecek. Artan elektriği interconnected sistem içinde satacak. Hem belediye hem çiftçi ayrıca gelir elde edecek. Türkiye'de bu mümkün mü? Mümkün. Neden Şanlıurfa dedim? 2,5 milyon hektar arazi, taşlık arazi var. 2,5 milyon. Oraya güneş sahaları kuracaksınız. 0 faizli kredi alıyorsunuz. 0 faizli. Geri ödemesi de belli bir vade var. 2-3 yıl geri ödemesiz. Ya Allah'ın güneşi bedava arkadaş ya. Bedava ya. Petrol değil, doğalgaz değil, kömür değil, bedava. Elektrik elde ediyorsun. Kooperatifleştireceğiz. Ziraat odaları da ortak olacak. Elektriği elde ediyorsunuz. Çiftçiye bedava veriyorsunuz. Artan elektrik var. Satıyorsunuz. Bir de çiftçi ayrıca elektrikten para kazanıyor. Ama buna izin vermiyorlar. Niçin? Doğal gaz lobisi var, izin vermiyor. Kömür lobisi var, izin vermiyor. Petrol lobisi var, izin vermiyor. Ama bu kardeşiniz lobilerin adamı değil, halkın adamı. Halkın adamı. Yapacağım. Ayrıca pandemi döneminde de yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla da ciddi sorunlar yaşadı. Çiftçi borç batağında. Çektiği krediyi çekmiş. Faiz, efendim takside bağladık. Ya ödeyemiyorum zaten taksit olsa ne olur? Üstüne faiz biraz daha bitecek. Biz esnafın da çiftçinin de tarım kredi kooperatiflerinden, esnaf kefalet kooperatiflerinden veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir hafta içinde sıfırlayacağız. Sadece ana parayı makul taksitler içinde ödeyecekler. Çiftçinin nefes alması lazım. Esnafın nefes alması lazım. Bunlar olmadığı takdirde orta direği öldürürsünüz. Bir devleti ayakta tutan orta direktir. Bunun yapılması lazım. Bakınız, Anayasa 173 maddeyi okuyorum. Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır. Allah aşkına bana söyler misiniz? Hangi koruyucu ve destekleyici tedbirleri aldı? Biz anayasanın gereğini yerine getireceğiz. Allah nasip ederse. Ücretliler var. Aramızda ücretli kardeşlerim de, ücretle çalışan kardeşlerim de var. Ücretliler asgari ücret yılın ortası olunca daha yüksek bir tarifeye giriyor ve daha fazla vergi alınıyor onlardan. Ya adı zaten asgari ücret ya. Asgari ücretten nasıl daha yüksek vergi alırsın? Ücretler için ayrı bir vergi tarifesi yapacağız. Daha düşük oranda olacak. Asgari ücrette vergi almayacağız. Asgari ücret zaten zor geçiniyor bu insan. Açlık sınırının altında şu anda ve bu insanlar perişan olacak. Yoksulluk var, derin yoksulluk var. Yatağa aç giren çocuklar var. Bunun ızdırabını en iyi bilen annelerdir. Ve biz derin yoksulluğu gidermek için aile destekleri sigortasını getireceğiz. Aile destekleri sigortasının özü şu. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devlet asgari bir gelir güvencesi sağlamak zorundadır. Türkiye bunu ne zaman taahhüt etmiş? 1971 yılında.
Hangi yıldayız? 2022. Aradan kaç yıl geçmiş? 51 yıl. 51 yıldır uygulanmıyor. Niçin? Çünkü kişinin yoksulluğu istismar ediliyor. Ben sana makarna vereceğim, sen bana oy ver. Ben sana soğan vereceğim, sen bana oy ver. Oysa bu bizim anlayışımıza da, inancımıza da terstir. Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Para, kadın gidecek işçi gibi, memur gibi, emekli gibi her ay düzenli aylığını alacak. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Yani hiçbir kadını, evladını yatağa aç yatırmasına izin vermeyeceğiz. Her türlü imkanı sağlayacağız. Aklınıza şu soru gelebilir. Ya çok güzel konuşuyorsun da parayı nereden bulacağız? Bu da güzel bir soru aslında. Eğer siz bütçedeki paranın önemli bir kısmını faiz olarak öderseniz, yani tefecilere hizmet ederseniz bu iş yürümez zaten. Yürümez. Demek ki bütçeyi tefecilerden kurtarmamız lazım. Ne kadar rakam? Onu da vereyim ben size. 2022'nin ilk 9 ayında ödenen faiz 207 milyar lira. 207 milyar lira ilk 9 ayda 2022'de faiz ödemişiz. Her ay ödediğimiz faiz 23 milyar lira. Her ay. Her gün ödediğimiz faiz 766 milyon lira. Her saat ödediğimiz faiz 32 milyon lira. Yani şimdi bir saat sürerse bu toplantı 32 milyonluk faiz bir saat içinde ödenmiş olacak. Buna devlet dayanmaz. O nedenle size para ödenmiyor. Asgari ücret düşük tutuluyor. Çiftçiye para ödenmiyor. Üreticiye para ödenmiyor. Herkes perişan vaziyette ve derin bir yoksulluk var Türkiye'de. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Tefeciye hizmet eden değil, halkına hizmet eden bir yönetimin olması lazım. Tefeciye hizmet ediyorlar. Bu söylediğim bütçeden ödenen faizler. Bir de bütçe dışından ödenen paralar var. Yol yapıyorsun, köprü yapıyorsun, hastane güzel başımın üstüne. Hiç itirazım yok. Kaça yaptın arkadaş? Kaça yaptın? Sen garantiyi niye veriyorsun ayrıca? Bu binayı yapan müteahhide garanti veriliyor mu? Verilmiyor. Ama beşli çeteye garanti veriliyor. Dolar bazında garanti veriliyor. Avro bazında garanti veriliyor. Bunların tamamını değiştireceğiz Allah nasip ederse. Göreceksiniz. Tamamını değiştireceğiz. Tamam. Devletin soyulmasına asla izin vermeyeceğiz. Asla. Fakir fukaranın hakkını teslim etmek zorundasınız. Bizim anayasamız ne diyor? Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen madde şunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Sosyal hukuk devleti ne demektir? Adaletli devlet demektir. Adaletli devlet ne demektir? Herkesin karnının doyduğu bir devlettir adaletli devlet. Sosyal devlet. Yani fakirin fukaranın yanında duran devlettir sosyal devlet. Şimdi siz sosyal devleti bile uygulamadan tamamen çıkardınız. O nedenle yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Birlikte mücadele etme anlayışına ihtiyacımız var. Adalet, her yerde savundum adaleti. Sokağa çıkın, sadece kiliste değil, herhangi bir yerde. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hakkari, Diyarbakır, Rize, neresi olursa olsun. Sokağa çıkın ve vatandaşa şu soruyu sorun. Bu memlekette adalet var mıdır diye. Vallahi de billahi de adım gibi biliyorum. %99'u adalet yok diyecek. Biliyorum bunu. Çarşıda yakaladılar. Beni devletten attılar diyor. Ama ben mahkemeden beraat ettim diyor. Beraat edenin hakkı teslim edilmez mi? Edilir. Beraat etmiş ya. Hayır ben seni atacağım diyor. Ve seni açlığa mahkum edeceğim diyor. Çalışmayacaksın diyor. Ayrıca dosyana işaret koydum diyor. Bunlar olmaz arkadaşlar. Devlet kinle yönetilmez. Devlet öfkeyle yönetilmez. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle yönetilir. Devlet yönetiminde akıl ve bilgi iktidar olmak zorundadır. Aklı ve bilgiyi iktidar yapmazsanız devleti sağlıklı yönetemezsiniz. O zaman çeteler çıkar. O zaman yeraltı dünyası güçlenmiş olur. O zaman fakirlik giderek artar. O zaman uçurum büyür. Birileri çok zengin, birileri çok fakir olur. Gelir dağılımı bozulur.
Sevgili kilisli kardeşlerim, bir şey daha söyleyip sözlerimi bitireyim. Gençler biraz umutsuz. Gittiğimiz her yerde söylüyorlar. Gençler umutsuz. Niye umutsuz gençler? Hiç düşündünüz mü? Şunun için umutsuz. Bizler ve sizler babamızdan daha iyi okuduk. Daha iyi bir eğitim aldık. Ve onlardan daha iyi bir hayat standardı yakaladık. Daha fazla gelirimiz oldu. Babalarımızdan, dedelerimizden. Bizim evlatlarımız bizden daha iyi okudular. Daha iyi eğitim gördüler ama bizden daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar. O nedenle gençler umutsuz. Bu kadar okudum diyor. Üniversiteyi bitirdim diyor. Başarılı oldum diyor. KPSS'de yüksek puan aldım diyor. Bir, beni elediler, hakkımı teslim etmediler. İki, aldığım para çok düşük bir para. Ben bu parayla nasıl geçineceğim diyor. Umudu yeşertmek hepimizin ortak görevidir. Bunun yaşı yoktur. Kadın erkek fark etmez. Umudu büyütmek zorundayız. Umutsuz bir Türkiye geleceğini inşa edemez. Geleceğimizi inşa adaletle olacak. Hukuk içinde olacak. Sevgi içinde olacak. Kısır tartışmalardan uzak olacak. Bunu yapabilirsek büyürüz. Şu soruyu niye hiç kendinize sormuyorsunuz? Neden liderler çıkıp da bir televizyon programında yan yana oturup tartışmazlar? Uygar insanlar gibi. Niye tartışmıyoruz? Hangi gerekçeyle tartışmıyoruz? Oturalım tartışalım. Niye tartışmayalım? Oturalım konuşalım. Birimizin yabancısı değiliz ki. Aynı ülkenin insanlarıyız bizler. Ama o kadar kamplaştık ki birbirimize farklı gözlerle bakmaya başladık. Neredeyse yollarımızı ayıracağız. Neredeyse caddelerimizi ayıracağız. Neredeyse evlerimizi ayıracağız. Neredeyse komşumuzu düşman ilan edeceğiz. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Buradan çıkaracağız Türkiye'yi. Ama beraber çıkaracağız. Bu söylediklerimin hayata geçmesini istiyorsanız ve aklınıza yatıyorsa, daha güçlü bir Türkiye istiyorsanız, o zaman bize katılacaksınız. Çok açık ve çok net söylüyorum. Her birinizin tek tek tarihin önünde sorumluluğu var. Benim de sorumluluğum var, ben biliyorum. Ama her birinizin vatandaş olarak sorumluluğu var. Ülkenize karşı sorumluluğu var. Ya yeter diyeceksiniz artık bir noktadan sonra. Yeter ya, Türkiye bu hale düşmemeli demeniz lazım. Bunu dediğiniz andan itibaren demokrasinin nasıl geliştiğini göreceksiniz. Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü göreceksiniz. Siyasetçilerin kendilerine nasıl çeki düzen verdiklerini göreceksiniz. Artık o noktaya gelmek üzereyiz. Ve seçimler olduğunda sizden istediğim tek şey var. Sandığa gittiğinizde ön yargılarınızı bir tarafa bırakın. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Çünkü bu seçim Türkiye'nin kader seçimi olacaktır. O çerçevede hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, izin verirseniz aramızda atanmamış bir öğretmen var. Rabia öğretmenimi buraya davet etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na günün anısına bir çiçek takdim edecek. Rabia öğretmenim geliyor. Buyurunuz lütfen. Köy okullarının tamamını açacağız. Köylerde sadece öğretmen olmayacak. Köylerde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, hayvancılık yapılıyorsa veteriner de olacak. Eğer işsiz geziyorsa bir veteriner, işsiz geziyorsa bir ziraat mühendisi, işsiz geliyorsa bir ziraat teknisyeni ve köylerde toprak analizi yapılmıyorsa, köylü neyi nasıl ekeceğini, ne kadar ürün elde edeceğini bilmiyorsa kaba siyaset kurumundadır. Sizi söz veriyorum, öğrencilerinizle buluşturacağız. Hiç endişe etmeyin. Atanmamış öğretmenimize çok çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. 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 Sayın
Sayın vekillerim, sayın il başkanım ve tüm sayın genel başkanım ve tüm değerli dinleyiciler. Öncelikle atanamamış bir öğretmenin sesi olarak bana söz hakkı verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Az önce il başkanım da değindi. Biz öğretmenler olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl ulaşabiliriz diye gerçekten çok düşündük, çok uğraştık. Ama uğraşmamıza gerek kalmadan kendileri bizi ziyarete geldi. Bunun için ayrıca çok teşekkür ediyorum kendilerine. Buradan size yüz binlerce atanamamış öğretmenler adına seslenmek isterim. Bizim yerimize öğretmen açığı ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılırken bizler yeterli puanları almamıza karşın yetersiz atamalar sebebiyle inşaatlarda, marketlerde ve akademik alanımızla hiçbir alakası olmayan yerlerde çalışmak zorunda kalan öğretmenleriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmenlere dayalıdır. Bizler atanamamış öğretmenler olarak Atatürk'ün izinde geleceğe ışık olmak istiyoruz. Bu yılki KPSS'nin iptal edilmesiyle 5 kez sınava girmek zorunda kaldık ve mağdur olduk. 2022 KPSS grubu öğretmenleri olarak mağduriyetimizin giderilmesi ve yüz binlerce atanamamış öğretmene sahip olan ülkemizde eğitime can suyu olmak adına en kısa sürede Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin atama müjdesini bekliyoruz. Yapılacak olan atamada hiçbir branşın mağdur olmaması ve her branşa açığı ile orantılı adil bir atama talep ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde 100 bin öğretmen ataması takviminin 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak sunulmasını ve sürecin tamamlanmasıyla birlikte Şubat ayında okullarımıza ve öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz. Atanamayan öğretmenlerin sesini duyun, duyurun. Sayın Genel Başkanım Kemal Bey'den 100 bin atama bekleyen öğretmenlere destek sözü almak istiyorum. Ve sayın milletvekillerim, mecliste biz öğretmenlerin isteklerini dile getirmenizi rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımla. Rabia öğretmenimize çok çok teşekkür ediyoruz efendim.